Osmanlı tarihi kuruluş dönemi klasik soruları. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda Anadolu ve çevresindeki başlıca devletler hangileridir? Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda İran'da İlhanlı Devleti, Mısır'da Memlük Devleti, İstanbul merkezli Bizans İmparatorluğu, Karadeniz'in doğusunda Trabzon Rum İmparatorluğu, Karadeniz'in kuzeyinde Altınorda Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti dağılma süreci içerisinde Anadolu'daki Türkmen beylikleri de bu dönemde kurulmuştur. Osmanlı Beyliği de bu dönemde kurulan beyliklerden birisidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Orta Asya'dan gelen Oğuzların Kayı Boyu'nun başında kim bulunuyordu? Ertuğrul Gazi bulunuyordu. Osmanlıların aşiretten beylik dönemine geçişleri hangi hükümdar zamanında olmuştur? Osmanlılar Ertuğrul Gazi döneminde aşiret olarak hayatlarını devam ettirirken Osman Bey döneminde beylik konumuna gelmişlerdir. Osmanlılar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş hangisidir? Osmanlılarla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş Osman Bey döneminde Koyunhisar Savaşı'dır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesiyle Osmanlıların da bağımsızlıklarını ilan etmelerine sebep olan savaş hangisidir? Türkiye Selçuklarının Moğollarla yapmış olduğu Köse-Dağ Savaşı'nda yenilmeleri üzerine dağılma sürecine girdi. Anadolu Türkmen beylikleri de bu dönemde bağımsızlıklarını kazanmaya başladılar. Osmanlı Beyliği de bunlardan birisiydi. Bursa şehrinin fethedilerek başkent yapılması hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir? Bursa şehri Osman Bey döneminde kuşatma altına alınmış, kuşatma devam ederken Osman Bey ölmüş, onun yerine oğlu Orhan Bey beyliğin başına geçmiştir. Bursa şehri Orhan Bey zamanında fethedilerek başkent yapılmıştır. Bursa'nın fethinden sonra Marmara Havzası için Orhan Bey zamanında Bizanslılarla yapılan savaş hangisidir? Orhan Bey zamanında İznik, İzmit ve Marmara Havzası için Bizanslılarla Maltepe Savaşı, Palekanon Savaşı yapılmıştır. Osmanlılara bağlanan ilk Türkmen Beyliği hangisidir? Osmanlıların ele geçirdiği ilk Türkmen Beyliği, Çanakkale ve Balıkesir civarlarında kurulan Karasioğulları Beyliği'dir. Osmanlılar döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları hangi padişah döneminde başlamıştır? Osmanlılarda Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları Orhan Bey zamanında başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde denizcilik faaliyetleri hangi olaydan sonra başlamıştır? Osmanlılarda denizcilik faaliyetleri Karasioğulları Beyliği'nin ele geçirilmesiyle başlamıştır. Bu beyliğin donanması Osmanlıların eline geçmiş, böylelikle Osmanlılarda denizcilik faaliyetleri başlamıştır. Bizans'ın ayaklanma çıkaran Balkan milletlerine karşı Osmanlı'ya üs olarak verdiği kale hangisidir? Bizans, Balkan milletlerinin çıkardıkları ayaklanma karşısında Osmanlı'ya Çinpe Kalesi'ni üs olarak vermiştir. Osmanlılar döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları ilk olarak hangi olayla başlamıştır? Orhan Bey döneminde Karasioğullarının alınmasıyla Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yönünde ilk adım atılmıştır. Çinpe Kalesi'nin Osmanlılara verilmesinin önemi nedir? Çinpe Kalesi'nin Osmanlılara verilmesiyle Osmanlılar Rumeli'de ilk kez toprak sahibi olmuştur. Rumeli'deki fetihlerde de bu kaleyi üs olarak kullanmışlardır. Osmanlıların Rumeli'deki fetihleri ilk olarak hangi padişah zamanında başlamıştır? Osmanlıların Rumeli'deki fetihleri Orhan Bey zamanında başlamıştır.
Osmanlıların Rumeli'de izledikleri siyasetin adı nedir? Osmanlılar Rumeli'de fethettiği topraklara göçebe Türkmenleri getirip yerleştiriyorlardı. Buna iskan siyaseti adı verilir. Osmanlıların kısa sürede büyümesinin sebepleri nelerdir? Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu coğrafi konum, Bizans'taki taht mücadeleleri ve tekfurlar arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanması, gaza ve cihat politikası izlemesi, ahilerin desteğini alması, doğudan gelen Türkmen göçleriyle sürekli nüfusunun artması, askeri gücünün artması, yetenekli padişahların başa geçmesi. Osmanlıların Balkanlarda izlediği iskan siyasetinin ne gibi faydaları olmuştur? Fethedilen yerlere Türkmenler yerleştirilerek fetihlerin kalıcı olması sağlandı. Konar göçer Türkler yerleşik hayata geçirildi. Gayrimüslim halka dini ve kültürel özgürlükler verilerek Osmanlı'ya bağlanmaları sağlandı. Edirne'nin fethedilmesi ve başkent yapılması hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir? Edirne 1. Murat döneminde fethedilerek başkent yapılmıştır. Edirne'nin fethi sırasında Osmanlı'ya karşı gelen Bulgar ve Bizans ordularının yenilgiye uğratıldığı savaş hangisidir? Sazlıdere Savaşı'nda Bulgar ve Bizans orduları yenilgiye uğratılmıştır.